Oyna bana Aynen. dön. Oyun yeterli. Yine çok verimsiz bir... Tüm verimsizliğiyle devam ediyor gecemiz. Dilara Hanım, Dilara Hanım. Efendim. Çok teşekkür ediyorum efendim bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Oy sizin ben ağzınızı burnunuzu. Maşallah. Çağrı. Çağrı, bir şey diyeceğim ben. Evet. Beni her yerden eklediler ya. Nereden Bir yerime eklediler de Evet. sosyal medyadan her yerden Medyadan eklemiş. mı ama teyle mi? Evet. Sosyal medyadan bu kızı niye ekliyorsunuz? Ben yanlış bir şey yaptım Şerefsizler. galiba. Yanlış bir şey mi yaptınız? No, story falan mı attın? Ne yaptın yanlış bir şey? Hiçbir şey yapmadım aslında ama ismimi verdim galiba. Galiba bir şey yaptım. Ama güzel reklam taktiği. Evet, güzel strateji. Dilara, tamam bu işe hemen el atmam lazım. Dilara'cığım hemen bana özelden bana hemen Oflamaz. Instagram şifreni atıyorsun. Hemen Evet. toparlıyorum senin hesabı hemen toparlamamız lazım Atarım Dilara. ama. Nasıl Atarım yani ama. atarım ama. Atarım yani. Vermeyeyim mi yani Wow. Sadece şifre mi? Bir ses sus sen de amına koyayım. Neyin peşindesin ya? şifremi? Lan sen de sus sigaret. Orospu sigaret. Böyle şakaların hiçbirini kaçırmıyorsun. Ne oluyor oğlum? Niye Oğlum gülüyorsunuz banlasanız şu ya? karamanı. Neyi Bu bekliyorsunuz neydi banlamak peki için? oğlum? Daha neyi ne yapması lazım bu Ya. karamanın banlanması için bu kanalda? Ben Karaman sus kendim bak tek kelime daha gülme. Çağrı Bizi ya de bir şey güldürüyorsun. diyeceğim. Efendim. Beni iş platformlarından bile ekliyorlar. Manyak mısınız siz? İş Kafayı mı yediniz platformu derken anlayamadım abla. Dilara Hanım. ama. Sikme git Çağrı yeter ya. İş bulma platformundan mı ekliyorlar? Evet. Bomba atıyor ya. Nasıl iş bulma platformundan ekliyorlar ya? Ya evet şaka gibi. Oradan bulmuşlar demek ki şey mi? Kariyer İsmi. gibi platformlardan mı? Hayır. Sahibinden Ya gibi mi? on Ya hayır. İş bulma Şeyden. link de. Sanırım. Evet. Tamam iş belki iş bulma belki bizi izleyen bir tane izleyicimiz çok sağlam bir yerde iş müdür falandır. Hayırlı olsun. Yeni işiniz hayırlı olsun yani Dilara Hanım ne diyeyim ki? Peki. Ya şey yap Teşekkürler. Dilara senin hesabın kapalı mı? Evet. Tamam sabahtan akşama eklesinler dursunlar ne fark eder ki bu? Tamam. Bu kadar kolay mıydı ya? Evet. Az önce şifremi de verdim ama kabul etmedin. Lan ne yapıyoruz? Tower Unite Bu çok alakasız girdi ya. Ne alaka ya amına koy. Şu an tavırın... Ne yaptın? Rüyalandın da mı geldin kanka? Anlayamadım ki. Golf oynamak istiyor sanırım. Ben orada kaldım oğlum. En son hani ayrılırken Tower Unite oynayacağız dedik. Ulan 3 hafta önce konuştuk Tower Unite oynayalım mı ya? Giriş orada... Konuşmuşuz zaten ortam oynamayalım mı? Tamam oynayalım kanka da hani böyle Laps diye yayına girip bana Tower Unite oynamıyoruz deyince. Dur bir arkadaşlara teşekkür ederim. Başak Hanım. Efendim. Başak Hanım teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Ona mı rica ediyorsun Başak? Neden etmeyeyim? Ne demek ya ona mı Neden rica? O ne amına koyayım ya? Orospu çocuğuna mı rica ediyorsun? Yok yok. Başakçığım çok teşekkür ediyorum. Geldin, katıldın, renk kattın. Rica ederim. Ne demek? Tamam. Yani bir daha eksik olursa yine gelirim bu arada. Çok eğlendim. Teşekkürler hepinize. Tamam o zaman bir daha eksik olduğu zaman çağırırız o zaman. Hadi inşallah. Tamam. Hadi abisi görüşürüz. Dilara'cığım görüşürüz. Sen de kendine iyi bak. Görüşürüz abisi. Abicim ben gideyim. Abisi, abici çağır abicim mi dedi? Banlasana şu başı artık ya. Ya 25 yaşına gelmiş başak hala bana abi mi diyorsun kız? 22 abicim. Hoşça kal. Hatır baş. Görüşürüz. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz ya, yazışırız ya bir daha şey olursa. Nasıl yani Nuriye? İnşallah. Olur. Bir 22'ymiş dahaki ya. sene olur Çünkü Başak bu şey, arada. bir saniye. Ben Nuri'ye yazmıştım. Demiştim ki eksik olursa gelebilir miyim diye. O yüzden. Bak Nuri seni içerik odadan sikerim belanı acil gibi.
Amca burada bir şeye güveniyoruz. Oyun kur diyoruz. Sen neye peşindesin? Ya hayır, ben yazmıştım. Çok aynı pembe dizilere yazmıştım. Başak, burada kimseye yazmana gerek yoktu. Pembe dizler odasına girip orada bekleyebilirdin seni yukarı çekmemizi. Ben daha yeni katıldım, o yüzden çok utandım. Orada herkes birbirini tanıyordu. Hayır, kimse yoktu ki odada Başak. Ben yabancı mıyım ki? Ben düşman mıyım? Ne olacak yok, ki? Yok, hayır. Ulan ırz düşmanı. Şey, ne? Ben burada ne şaklabalıklarla amına koyayım bu kanala kız izleyici kazandırıyorum. Pembe dizilerdeki kızlar genelde birbirlerini tanıyorlardı. Şimdi ben de böyle... Haydi. Kendimi ortaya atarsam birazcık böyle... Başak Hanım, siz ne işle meşgulsünüz pardon? Ben işletme öğrencisiyim. İşletme öğrencisiniz. Yani hiç boka yaramıyorum. Evet, hiç boka yaramıyorum ben. Evet. Hangi Oda üniversitede uzat. Olduğunu da öğrenelim, ona göre uzat. Netleyelim. Hangi İstanbul üniversite? İstanbul Ticaret'teyim. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndesiniz. Evet. Adresi de yaram- alalım. Hakikaten doğru söylüyor bana. İstanbul Ticaret Üniversitesi sakın alınma. Alınmayın lütfen. Alınmayın. 10 numara üniversite. İngilizce işletme. Yani İngilizce işletme baştan söylesene İngilizce işletme. Oğlum ne tesadüf, Nuri de İstanbul'a taşındı harbiden. Bir dakika, canlı yayında bir birbirinizi engellesiniz de rahat rahat uyuyalım yayınımızda. Allah aşkına. Hayır engellemeyin. Hayır engellemeyin lütfen. Başak bu... Gel vazgeç bu aşktan. Hayır, benim Nuri ile işim. Aman Allah'ım, canlı yayında Nuri ile. Nuri ile işim olmaz mı dedi? Bir dakika. Nuri ile işin olmazsa kiminle işin olur Başak? Orayı anlayamadım, pardon. Abi aynı soydayız. Ya kimseyle olmaz. Karaman, siktir git Karaman. Tamam gittim abi. Asıl bu saatten sonra benim seninle işim olmaz. Soyadı Karaman zaten. Bir saniye açıklama getirmek istiyorum. Getiriyorum. Şimdi Nuri ile işim olmaz derken hani böyle yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Kulakla dinlemiyorum seni bu arada. Yanlış anlaşılmasın diye nasıl yani? Adamın kalbini kırdın Başak. Özür dile Başak. Özür dilerim. Gecenin saat 5.30'unda gittin Nuri'nin kalbini kırdın yani. Hayır. Bir dakika. Nuri'nin kalbini kırmak istemedim. Hani şimdi Çağrı dedi ya birbirinizi engelleyin diye. Hani evet. Normal şartlarda ben zaten Nuri'ye oyun dışında bir şey yazmam. Onun için söylemek istedim. Tipin mi değil? Yok Çağrı, benim manitam var. Ha, bunu desene ablacığım. Hatta şey. Ya bacım Batuhan'ın bunu desene. Batuhan'ın neredeyse birebir aynısı. Yengecim saygılar. Bir dakika. Senin manitan Batuhan birebir aynısı mı? Evet, birebir aynısı. O zaman külliyen kardeşimsin ömür. Bir dakika. Ölümüne. Gerçekten o kadar benziyorlar ki anlatamam. Nasıl biz? Çok bizi sevim. Anlayabiliyor musun peki? Yani. Batuhan'la taşak geçiyorduk ya. Kendisi üçgen var mı? Üçgen ayıp olmasın, o da yayın izliyor da. İzliyor mu? Bir şey söyleyeceğim, ayıp olmazsa. İzliyor mu şu an yayını Başak? İzliyor. Başak ayıp, yanlış anlamazsan o da ayıp olmazsa ona da kıllı mı? Kıllı. Sana mesaj geldi bu arada, ne yapıyorsun aşkım hayatım, ne yapıyorsun şu an? İlişkimizi ne ara soktun? Günle mesajı attı. İlişkimizi ne ara soktun? Efendim? Saçları üçgen mi? Üçgen. Tamam Başak, sevgiline şey der misin? Bizim şu anda efendim? Üçgen kafa birine ihtiyacı var. Kadroda açık var. Başak, poposunda doğum lekesi var mı? Oha, sen onu nereden biliyorsun lan? Evet, İzmir'de ne yaşandı oğlum? Yani yok diye biliyorum. Bir dakika, bir dakika Başak. Sevgilinden şey rica edemeyim. Bizim üçgen saçlı ekibimizde lazım yani, bu geometrik bir saç lazım bize. Ama... Bu seferki üçgen diğer geçenki üçgen gibi olmasın. Yani dik üçgen yapabilir mi saçını? Yani buradan böyle gelsin. Yanlamasını hipotenüs insin. Öyle oluyor mu? Ya hayır, üçgen saç dediğim şu hani yanları açık oluyor ya saçların. Ya tamam anladım. Ablacığım hani bunu böyle dikeltiyorlar ya üçgen olarak. Evet. Onu böyle ortada buluşturmasın. Yan tarafı dik gelsin. Böyle hipotenüsü burada yukarıda olsun yine. Ama tek tarafı dik olsun. Öyle üçgen olsun yani. Dik tamam. Üçgen. Şey diyor, isterse diyor yarın yayına katılabilirim ben de, kendimi gösterebilirim. Tamam, saçını böyle yaparsak alacağım yayına yarın. Tamam, söylerim. Yalnız abi eniştemiz makine mühendisiymiş. Aa, nereden öğrendin lan? Sen nereden öğrendin ya hakikaten karama bu kadar hızlı? Abi ben eski Instagram editörü olarak öğrenirim. Aa evet, karama çok benzemiyor mu peki? Benziyor. Gerçekten ben. Oğlum merak ettim ben. İnsan Batuhan Mehmet'e nasıl benzeyebilirim? Enişteme çok selamlar. Hepsi şaka yani. Ama bunu söyleyeyim. Eniştemiz daha yakışıklı bu arada. Ben bile düştüm.
Bizim dövmesinler beni. Zaten Nuri sen Dilara'yı eklemişsin bile Instagram'dan. Öyle yazıyorlar chat'e. Biz eskiden ekleşmiştik ya Dilara'yla. Evet ya, nasıl yani artık oldu. Artık çıkabilirim mi diyorsun takipten? Ne demek istiyorsun? Yeni bir iş olay değil yani. Bayağı önceden ekleşmiştik. Ha, ne demek istiyorsun ha? Çağrı ben senin uzun zamandır takipçinim ama yani. Tabii. Burada az goy goy dönmedi yani. Bazı ayaklarını ya. Yıkatmadın. Tabii hatta arada. Yanlış hatırlamıyorsam bu ev bulma mevzularında evet. Yardımcı olmak için yazmıştı bana. Evet, Çağrı hiçbir zaman bulmamıştı o evi bana. Ayak yıkama olayı ne ya? Ben de oraya takıldım ayak yıkama. Ayak yıkama olayına harbiden ben de takıldım. Beni şu an ayakçı Çağrı falan yazıyor. Mutlu musun Dilar yaptığından? Hayır ya, çok eski yayınlarda öyle bir muhabbet olmuştu. Ben donate atmıştım. Sen ayak evine fetişi misin Dilara? Hayır değilim, hayır. Ben evime çarpsan ayak mı yıkattırmak istemiştim? Evet. Dilara şu an ayağını yıkayan biri ya? Var mı? Vallahi evet. Mı? Var. Evet. Var. Seni evine çağırdı, ayağını mı yıkatmak istedi? Yani öyle bir muhabbet olmuştu. Onun hala kesinti var mı bilmiyorum. Ama yayında oldu. Orospu çocuğu yayında oldu. Sen de vardın Samet. Amına kodum. İnsan dostunu savunur. Bu orospu çocuğu beni canlı yayında satmaya çalışıyor. İçten sürdü. O canlı yayında Samet de vardı yani. Ablacığım o canlı yayında banttı o. Tamam, terbiyesizlik yapmayın. Her şey canlı yayında olmuş. Kayıtlar hepsi duruyor. Her boku sen yapıyorsun. Hayır hayır, Dilara geçen sene atıyordu. Ben hatırlıyorum ya. Dilara donate atıyordu geçen sene. Dilara'yı ben de atıyorum. Tamam, evet, Dilara yabancı değil ki ya. Bu kanalın kızı ya. Kanalın kızına yanının gözle bakmayın. Lan! Pardon. Aynen öyle. Bu gereksiz bir atar oldu. Tamam Dilara, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Çağrı. Gelmedin kız ayak yıkama. Ev bulmadın Çağrı. Oha. Oy. Bak yine yanlış anlıyor bu gerizekalı. Ev bulmadın derken günlük apattan bahsetmiyor. Vay be abi. Ya öyle değil. Amına koyayım. Vay be abi. Biz altı üstü takipleştik yani abi. Ya oğlum yanlış anlıyorlar. Günlük apattan bahsetmiyorum. Salak mısınız? Vay vay. O kız canlı yayında ev istedi benden. Ev benden... istemedim senden. Hayır. Ama sen de benden ev istemedin mi ya? Kiralık ev istedim. Yani ha, satın al demedi. Günlük evet. Kiralık. Hayır, günlük kiralık değil. Oğlum sen salak mısın Samet? Ben anlatacağım. Dilara sen anlatma, ben anlatayım. Sen anlatınca benim burada kariyerim bitiyor her seferinde. Ben anlatmak istiyorum. Bir dakika, bir dakika, ben anlatıyorum. Güzel seksi kızlar sakın bu konuşmadan etkilenip aptal aptal triplere girmeyin. Anlatıyorum. Ben anlatmak istiyorum ya. Lütfen. Bir dakika. Ya Çağrı ben anlatayım. Tamam canım, ben anlatacağım. Ayağım da yıkmadım. Ya ne olur. Tamam anlat. Tamam. Şimdi ben Kayseri'de yaşıyordum normalde. İstanbul'a taşınmam gerekiyordu. O zamanlarda Kayseri'de hatta Birlik Mahallesi Oğuz Bey Sokak. Karım diyebilirim ya. Tamam şaka yaptık. Sus gülün gülün. Gülün susun. Herkes gülsün sussun sikmin belanız. Anlat Dilara. Tamam anlatıyorum. O zamanlarda seni seyrediyordum. Senin de bana yardımcı olmanı. Bu nasıl bir cümle demiştim. Ya? O zamanlarda seni seyrediyordum, küçüktün falan tarzında konuşuyorsun. Hala yok. Seyretmiyormuş gibi. Ya şu sıralar bir hata şey yapıyormuş olmuyor. Gibi konuşuyorsun. Çalışma saatlerim çok ters. Çağrı sen de artık erken yayın açıyorsun. Nereden geliyor bu erken yayın aşkı bilmiyorum ama. Erken hani, mi yayın açıyorum? Çok teşekkür ederim. Yani 1:30'da zaman... açtık bugün yayını da o yüzden. Ben gece ama... 2'de çıkıyorum işten ama. O şekilde. Ama. Evet. 5-2 çalışıyorum. Evet. Hani öyle olunca ben sana ev bulman için yardımcı olmanı istemiştim ama kağıthanede yaşıyordum. Ben de oralara taşınmayı düşünüyordum. Ama sonumuz Kaynarca oldu, orası da ayrı bir dert. Neyse hayırlısı. Kaynarca'ya mı taşındın sen şimdi? Evet, Kaynarca'ya taşındım. Aa nasıl, o taraflar nasıl? Yani nasıl anlatırım? Banlanıyor muyuz bir şeyler söyleyince? Ya niye banlanacaksın ya? İyi, uyuşturucunun menbaı buraya. Banlayın. Uyuşturucunun menbaı mı? Yani çok fazla dönüyormuş.
burada fuhuş falan da çok fazla oluyormuş. Allah hiç haberimiz yok. Hiç haberimiz yok. Bu Samet Orospu hala Beşiktaş'a gidiyor. Oha. Oha. Ben buraya taşındım, tamam mı? Orospu çocuğu, bir tek oranın adresini verdin bana. Evet. Ben buraya taşındım, bilmiyordum. Şube bana çok yakın. Dediler ki sen niye buraya taşındın? Geri zekalı mısın dediler. Sana aynen böyle mi dediler? Geri zekalı mısın mı dediler? Evet, bana aynen bu şekilde. Sen de deseydin uydurucu fuş var. Nerede taşınayım? Ya canım. Çok pardon. Ama saat 05:33'te Çağrı Ergün'ün yayına konuk olmak çok kolay bir olay değil yani zaten. Onu söyleyeyim. Tamam. Evet. İşte bana geri zekalı dediler en son. Onları sikerim ben aslında, haberin olsun. Tamam, anlaştık. Taşınmıştın. Evet, taşınmıştım çoktan ve bu gerizekalılığıma hiçbir etki yapmadı yani. Parayı ödüyorum sonuçta, sözleşmem var. Taşınamıyorum. Hakikaten gerizekalı bana dönüşün. Çok pardon, özür diliyorum. Ya. Evet, valla şaka yaptık. Özür dilerim. Nuri Kaynarca'ya mı taşınsak la biz? Ben dedim Nuri'ye, dedim ki ev bulamadıysan gel. Tövbe kendikten. Tövbe. Nuri gerçekten gel. Evden atarım seni şu an, bir cümle daha kurarsın. Gidersin Kaynarca dolmuşu beklersin ama. Ben ne dedim? Ben ne dedim Dilara, söyle onu da. Bu ne dedi, bu piç ne dedi? Bu da dedi ki, Nuri de dedi ki, Dilara dedi gerek kalmadı dedi, teşekkür ederim dedi. Oralar dedi çok uzak dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Ben yardımcı olmak istedim, siz bana yardımcı olmak istemeseniz de. Diler ayıp ediyorsun. Ben sana yardımcı olmak isterdim yani. Biz isterdik de hani bizde ev emlak piyasası çok değişken piyasa ya hani. O yüzden isteyemedik. Kaynarca iyi olmuş bu arada. Yerimi mi bulmuşum? Ne demek istiyorsun Çağrı? Hayır ya, o anlamda demiyorum yani. Sen Kaynarca, nerede ki Kaynarca? Ben Kaynarca'nın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Ekranı değiştirsene abi. Pendik'te. Pendik, Kaynarca. İş yerin nerede? Pendik'te. Niye sana gerizekalı dediler o zaman bu insanlar? Çünkü oturduğum site diyeyim. Neyse ya, Çağrı neler açıklattın? Tamam anladım. Herkes not alıyor şu anda. Ne oluyor ya? Hangi sitede oturuyor onu da söyle bari. Siteniz var mı? Sitenin sitesi var, web sitesi var mı? Söyleme ha. Yok yok, söyleme. Yok. İstanbul bir daha. Pendik Kaynarca ortam. Bak yayın yine silinme noktasına doğru gidiyor. Lütfen uzatmayın. Harbiden Çil diye açtım. Yayının başına gider dedik. Ne zaman Çil yayın açsan yayın sonunda yayın siliniyor. O noktaya geliniyor. Lütfen bak şimdi hatırladım yani yayını silinmemesi gerektiğini. Lütfen yayını daha fazla sildirecek şekilde muhabbet etmeyelim arkadaşlar. Teşekkürler. Dilara Hanım yaş kaçtı sizin ya? Ben 25 yaşındayım. Tam. Ya siktir ya. Oha. Tam en güzel yaşlarındasın. Aptal Efe. En aptal Efe. Tam. Ana bu gece ne oldu amına koyduğum? Ya bir şey olmadı. Tam gençliğinin bağrındasın diyecektim ya. Siz ne anladınız ki? Ben öyle anladım. Gençliğimin baharında olarak anladım. Evet, siz de yayın kaçırmıyorsunuz herhalde. Yayın kaçırmıyorsunuz herhalde siz de. Ya genellikle seyrediyorum, evet. Anladım. Teşekkür ederim Dilara'cığım. Kart zampara falan izliyorlar kanka. Bak bana ne biçim şeyler izliyorlar ya. Dilara ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Samet de neden teşekkür ederim? İyi ki Samet'e sormadın. Seni Sefaköy taşındırtırdı ipne. Başa ettik şimdi. Sende de... Bir yerin düşmesin. Bir yerim düşmesin mi? Tamam. Abla kusura bakma, o geleneksel adet örf adetlerle yaşayan bir insan. Yok yok. Değilim. Evet, tamam. Geleneksel bir adam o, ondan öyle bir yerin düşmesi falan filan, o hep böyle örf adetleriyle devam ediyor hayatına. O yüzden öyle dedin. Cevap bulamadı ipne. Tamam. Nesin sen bir şey dedin? Hayır demedim. O zaman Başak de, dedi bir şey Başak. Söyle. Ha, Başak ben dedim. Samet bir şey demedi ki dedim. Evet Başak. Samet bir şey demedi ki dedim. Ha, evet. Tamam. Demedi yani. Hani teşekkür etti ya sadece onun için. Tamam. Benim size hakkım var mı? Evet Karaman.
Peki Tarık Bey, sıradaki oyunumuz neydi acaba? Ya ne sıradaki oyunu amına koyayım? Bitmedi mi jetonunuz hala? Saat 5.37 oldu ya. Hayır. Golf ya. Oynamayacağız mı oğlum ya? Evet. Golf mu oynayacaksın? Evet. Evet. Oğlum sen... Golf mu oynayacağız yani sabahın 5.37'sinde? Evet. LOL mü? Spor ortam ya. Ne tabii ya. LOL olur. LOL. Golf oynayalım. Şu tamam, golf ne LOL ya? Nasıl haklandı golfe? Çağrı Bey, tam deliye top sokmalık saat. Ya bu dış sesle güzel çıkışları var. Allah'ım bana sabır ver ya bu saatlerde özellikle. Ya Çağrı, vizem var diye sabahlayayım dedim, sal beni ya. Ya Vestas'cığım sen de vize mi okuyorsun kanka, gözünüzü seveyim ya. Bir vizeye de girmeyi ver arkadaşların için, ne olmuş? Ne olmuş yani ya, bizim için çok mu? Allah Allah. Şaka yapıyorum ha. Kanka yat sen, bir yayın hep oluyor. Sen yat. Sen yat, yarın yine yaparız. Bu ipine kriptodan parayı vurduktan sonra golf morf oynamak istiyor. Eskiden parası yokken normal oyununa bile girmiyordu ipne. Cebi biraz para gördü, hemen golf oynayalım diyor. 6.8K sen topu deliye sokunca mutlu olacağız. Abicim şüpheniz mi var? Ama saat çok geç. Bu saatte bir yani emin de değilim. Evet kızlar artık gidin be! Kovun bizi. Allah Allah. Murat bizi. Çıkın ötüne. Başakçım Dilara'cığım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Çağrı. İyi Çağrı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi geceler. Aynen. İyi geceler. Yayın geçmişini silelim bence ama. Siz bilirsiniz tabii ama. İnşallah. Niye, sen de mi sevgilin var? Yo. Olsun mu? Niye öyle bir soru sordun? Ne bileyim hani görür. Ya yok yok. Yayın geçmişinde bir şey yok. Yayın geçmişinde yani bir şey yok. Yani şöyle işim falan belli oldu ya, o yüzden dedim. Yani evet doğru, haklısın. İşim belli oldu ama çok da hani böyle... Adresi de belli oğlum. Kaynarca Akbank şubesi. Ya oğlum sen salak mısın? Öküz aptal. Ya bunu ben mi söylemiş oldum şimdi amına koyayım? Evet sen söylemiş oldun. Evet, açıkça söyledim. Ablacığım yani. Sen de niye böyle tepki veriyorsun? Kızlar çalışıyor, Kaynarca'da oturuyor. İyi, Sefaköy şubesinde çalışıyor o zaman. Ya sana aptal! Söylemek istemiştim. Ya Dilara Hanım, siz niye bu kadar tepki verdiniz bunu söylediğine? Aa falan deseniz kimse şüphelenmeyecekti. Öyle bir tepki verdiniz ki gerçekten orada çalıştığınız anlaşıldı şu anda. Ne yapayım yani, konuşamadım. Ne yani? Tamam hadi gidin. Beni atın ya, yeter of. Dilara'yı banlasanız. Hayır, ben banlanmak istemiyorum. Tamam hadi attım. Yarın yine oynarız hadi gidin. Hop be! Şeytan diyor. Kaynarca şubesine gidiyor. Şık diyor amına koyayım 250 bin lira. Şu kıza Kaynarca'dan bir tane ev al. Sen gülme, sen gülünce amına koyayım insanlar. Abi ne diyeceğim? Sen güldüğün zaman bu insanlar artı 18 algılıyorlar. Gülme. Abi bu yayın chill'de hani. Allah Allah. Netflix'ten chill. Oh. Koptum ya. Bu arada topu deliye sokacak mıyız? Abi saatlerimiz bak 05.41 oldu. Emin misin Samet bu saatte oynamak istediğinden bu oyunu? Emin değilim. Güncellemesi de varmış bunun. Ha, onun için söylüyorum. Ama sanki oyun oynanır gibiydi. Başka bir oyun da olurdu yani. Aa, United, Tower United'ı güncellemişim. Yoksa bir anda Sekiro mu? Aha bitiyor lan güncelleme. Oğlum o bitmez bitmez. Disk analizi var Samet abi. Ben müsaade istemek zorundayım. Mert görüşürüz kanka. Mert görüşürüz.